Pekala, işte sizi beladan koruyabilecek bir tavsiye. Araba lastiğinizin üzerinde bir pet şişe görürseniz tehlikedesiniz demektir. $4+ milyar. Bu her yıl Amerika'da çalınan otomobillerin toplam değeri. Bir düşünün. Her yıl çalınan 720 bin araçtan sadece %15'inin zararı karşılanıyor. Şimdi neyse ki benim araba kimsenin çalmak istemeyeceği kadar yaşlı ve ucuz diye düşünüyor olabilirsiniz. Bence bir kez daha düşünün. Hırsızlar parçaları ayırıp satmak veya başka bir suç işledikten sonra olay yerinden uzaklaşmak için yaşlı ve hurda arabalarla ilgilenirler. Ve otomobil çalmak araba hırsızlarının son zamanlarda kullandığı yeni bir taktik sayesinde artık çok daha kolaylaştı. Peki şimdi kendinizi biraz daha huzursuz hissediyor musunuz? Nelere dikkat etmeniz gerektiğinden bahsetmeden önce kırmızı abone ol tuşuna basmak ve küçük bildirim zilini açmak için biraz zaman ayırın. Böylece Olumlu Bak'ta ne zaman yeni bir video yayınlansa hemen haberiniz olur. Pekala, gelelim araba hırsızlığını tereyağından kıl çeker gibi kolaylaştıran yeni taktiğe. Bunun müthiş ileri teknoloji ve gelişmiş cihazlarla yapılan bir şey olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Tüm soyguncuların bugünlerde ihtiyacı olan tek şey boş bir pet şişe. Taktik şöyle işliyor. Önce soyguncular otoparktan bir araba beğeniyorlar. Sonra sağ ön veya arka lastiğin üzerine boş bir pet şişe sıkıştırıyorlar. Burası sürücüden uzakta ve arabaya binerken görme ihtimaliniz düşük. Kontağı açıyorsunuz ve park yerinden çıkmak üzereyken garip bir hışırtı duyuyorsunuz. Bu tabii ki lastiğinizin ezdiği pet şişeden geliyor. Ama onun orada olduğundan haberiniz olmadığını unutmayın. İçgüdüsel olarak sesin nereden geldiğini görmek üzere arabadan çıkıyorsunuz. Elbette bir şeylerin yanlış gittiğinden endişelenen bir araç sahibi, lastikte ne olduğuna bir bakmak için araçtan çıkarken motoru durduracak ve kapıyı kilitleyecek kadar tedbirli olmayacaktır. Ve işte bu soyguncuların beklediği fırsattır. Şimdi şu iki şeyden birini yaparlar. Ya otomobili çalarlar ya da içindeki tüm değerli eşyaları alıp kaçarlar. Her durumda araç sahibi mağdur olur. Soyguncuların bu taktiği uyguladığı ilk vakalar Limpopo, Güney Afrika'da kaydedilmiştir. 2 Şubat 2018'de CB Security Northwest adındaki bir Güney Afrika özel güvenlik şirketi Facebook sayfalarında otomobil hırsızlığında pet şişe kullanıldığı uyarısını yayınladı. İletileri haftada çeyrek milyon kez paylaşıldı. Bu süre içinde Güney Afrika Emniyeti pet şişeyle işlenen suçlara, hatta bununla uzaktan ilgili olan bir şeylere bile değinmedi. Dahası Amerika'da yurt dışındaki Amerikalıların güvenliğinden kısmen sorumlu devlet kurumu, araç hırsızlarının kullandığı pet şişe taktikleri hakkında hiçbir bilgi vermedi. Bu yöntem kullanılarak yapılan araba hırsızlıklarının bir başka dalgasına da Meksika'da rastlandı. Bu bir adamın YouTube'da bu yöntemle ilgili izleyicileri uyarı amaçlı bir video yüklemesiyle başladı. Araç hırsızlarının bu yöntemi nasıl uyguladığını gösterdi ve seyreden herkesten mümkün olduğunca çok insan korumak için bu bilgiyi yaymasını istedi. Niyeti ne olursa olsun soyguncular bunu bir rehber kabul etti ve 6 milyon izlenme sayısına ulaştı. Kim bilir soyguncular bu tehlikeli yeni bilgiyi daha nerelerde kullanacak? Ve bu yöntem şehrinize henüz ulaşmadıysa bile yarın birinin araba lastiğinizin üstüne bir pet şişe sıkıştırmayacağından %100 emin olamazsınız. Bu yüzden tedbirli olmak ve kendinizi korumak için önlemler almak her zaman daha iyidir. Mesela arabaya binmeden önce her defasında aracınızın çevresini bir dolaşıp iyice kontrol etmeye ne dersiniz? Bu sadece birkaç saniyenizi alır ve otomobil hırsızlarının sıradaki kurbanı olmadığınızdan da emin olursunuz. Sadece bu da değil, kendinizi ve aracınızı hırsızlardan korumanın daha tonlarca yolu var. Hadi en etkililerine bir göz atalım. Bir numara, aracınızdan çıkarken direksiyonunu yanınıza alın. Evet, aynen söküp alın. Aslında kolay çıkarılan bir direksiyon taktırabilirsiniz. Böylece çıkarken çıkarması kolay olur. Bu yöntem biraz tuhaf ve bayağı utanç verici görünebilir. Yani elinizde direksiyonla bir dükkanda dolaştığınızı düşünsenize.
Şey arkadaş, sanki bir şey eksik gibi ama bu yapabileceğiniz en etkili şeylerden biri. Bir araba hırsızı otomobilinizin en önemli parçalarından biri eksikken onu çalıp kaçamaz. 2 numara. Düz vitesli bir araba satın alın. Çoğu kişi el vitesinin nasıl kullanıldığını bilmez. Eğer onlardan biriyseniz beğen tuşuna basın. Soyguna uğramaktan kurtulmuş kişilerin arabalarını çalmaya çalışan hırsızın el vitesini kullanamayıp nasıl utanç içinde kaçtığını anlattığı birçok rapor mevcut. Örneğin iki silahlı soyguncu St. Petersburg, Florida'da bir otomobilin camına dayanıp içerideki çifte Nissan 2007 marka araçlarından çıkmalarını söylemiş. Çift dışarıya çıkınca arabaya atlamışlar ve düz vitesli olduğunu görmüşler. Soyguncuların oradan koşarak uzaklaşmaktan başka seçeneği kalmamış. Vay be, bu ahmaklara en aptal soyguncu ödülünü vermek gerek. 3 numara. Ön camınızı temiz tutun. İster inanın ister inanmayın, hırsızlar bir arabayı soymaya sadece ön camına bakarak karar veriyorlar. Arabanızı terk etmeden önce navigasyon cihazınıza ait tel veya vantuz izi gibi şeyleri temizleyin. Ve diğer kişisel eşyalarınızı ortalıktan kaldırın. Soyguncular böyle izlerden içeride çalınabilecek değerli şeyler olduğunu anlarlar. 4 numara. Aracınızı temiz ve düzenli tutun. İlginçtir, düzenli bir otomobil hırsızları etkili şekilde uzak tutuyor. Aracınızın durumu, soyguncuların arabanıza ve güvenliğinize ne kadar önem verdiğinizi görmelerini sağlar. Aracınızın içi dağınıksa, hırsızlar sizin düzensiz biri olduğunuzu düşünür. Muhtemelen de öylesiniz zaten. Bu da farkına bile varmadan aracın içinde değerli bir şey unutmuş olabileceğiniz anlamına gelir. 5 numara. Çevreye bir göz atın. Aracınızı tek başına bırakmadan önce çevreye bir göz atın. Çekingen davranmayın. Özellikle tedbirli görünmeniz daha bile iyi olur. Muhtemel soyguncular oralarda sizi ve aracınızı gözlüyorlarsa sizin güvenlik bilincine sahip ve çevresindekilerin farkında biri olduğunuzu göreceklerdir. Bu da hırsızlığa kalkışmaya cesaret etmelerini engelleyecektir. 6 numara. Aracınızın evinize dönük durmasına dikkat edin. Aracını arkasını garaja vererek park etmeyi sevenlerdenseniz bundan vazgeçseniz iyi olur. Sabah o şekilde yola çıkıp iş veya okula gitmek tabii daha kolaydır. Ama fark etmediğiniz şey bunun işi otomobil hırsızları için de kolaylaştırıyor olması. Aracınızı önü eve dönük şekilde park edin. Sabahleyin eve arkası dönük diye o kadar da fazla zaman kazanmıyorsunuz zaten. Tekerlekleri kilitlemeyi de unutmayın. 7 numara. Aracınızın her camına şasi numarasını yazdırın. Bunu hırsızlar daha sonra aracınızı satmak isterlerse diye yapmalısınız. Her cama şasi numarasını yazdırırsanız o acelede tüm camları değiştirmeye değmeyeceğini düşünürler. 8 numara. Otolastik kilidi kullanın. Herhalde polislerin yasak yere park etmiş araçları kilitlemede kullandıkları kilitleri görmüşsünüzdür. Ama bunu aracınızı çalınmaktan korunmak için sizin de kullanabileceğinizi bilmiyor olabilirsiniz. Eğer bagajınız bunu sığacağı kadar büyükse tabii. Sadece bir ekmek almaya bakkala kadar gittiğinizde bunu yapmaya belki değmez ama uzun süreli park edeceğinizde başvurabileceğiniz mükemmel bir çaredir. 9 numara. Bebek monitörü kullanın. Ya arkadaş, son zamanlarda herkes de araç hırsızı olmuş. Şu 2 yaşındaki velet biri benim Fiat'a göz dikmiş. Yok tamam, sorun yok. Üstüne tükürecekmiş sadece. Pekala, bebek monitörüne dönersek. Evet, onu farklı amaçla kullanıp pratik, zekice ve etkili bir hırsızlıktan korunma aracına dönüştürebilirsiniz. Çoğu monitörün gece görüş modu ve ses özelliği vardır. Dahası kablosuz modelleri de vardır. Böylece kamerasını aracınızın içinde bırakıp orada neler olduğuna dair anlık bildirimler alabilirsiniz. Hırsızların %90'ı arabada kamera görünce soygundan vazgeçiyor. Kalan %10'unun da görüntüsünü iletir ve bu bebeğinize kavuşmanıza yardım eder.
otomobilinize özellikle dikkat ediyorsanız ve güvenliği için her şeyi yaparsanız beğen düğmesine basın. Aracınızı korumak için sizin kullandığınız yöntemleri bize aşağıdaki yorumlar bölümünde yazın. Bu videoyu tüm otomobil sahibi arkadaşlarınızla paylaştığınızdan emin olun. Hayata olumlu bakanların yanında tekrar görüşmek üzere.